Abi bu işte para nereden kazanılıyor? Yani bir yayın ne yaptın para nasıl? Para konusunda geçince Ferit'e dönmek. Evet, başlıyor. Değil mi? Çünkü daha zamanı var. Çünkü, daha çok... Çünkü daldığı anda gördüm ben o parada. Abi şöyle. Twitch'te normal bir subscription olayı var. Abonelik olayı var. Hani YouTube'da abonelik bedava. Ama Twitch'te abone olayı biraz daha farklı. Aylık bir ücret ödüyorsunuz. 5 dolar abone ücret olursun. Ödüyorsun. Aylık 5 dolara ben seni izlemek için evet. Aylık 5 i̇zlemek dolar veriyorum. İzlemek normal için değil. Herkes izleyebiliyor. Ama bu o subscription olayı şu aslında. Crowdfunding, kitle fonu. Yani ben seni destekliyorum, seviyorum, yaptığın işi beğeniyorum, seninle vakit geçiriyorum ve seni yüceltmek istiyorum. O yüzden ben de sana maddi olarak destekte bulunuyorum. Allah gibi. Allah, gönüllü bayağı şey evet, yani. Evet, gönüllü. Bu para al benden senin cebine girsin, sen adamsın parası mı yani? Gibi, aynen. Ve bunların yanında tabii biz de yayıncılar olarak çekiliş yapıyoruz mesela. Subscriber'lar arası çekiliş, aboneler arası çekiliş yapıyoruz. Ne bileyim, ekran kartı veriyoruz, bilgisayar veriyoruz. Ya bırak, bir goy goy yapmasın. Yani ben sen o kadar paranın karşısında vicdan yapmışsın, o yüzden bir de böyle ekran kartı vereyim. Ulan o kadar para veriyorlar, bari bir şey veriyorum. Ben de ona bir şey vereyim bari. Hayır, tamam, yani doğrusu buydu, doğru da. Burada şu sistem var yani, senin aboneni çarpı 5 dolar yaptın mı, senin direkt cebine gelen parayı bilebiliyorum. Yani. Öyle net. Yani... Ya. Değişiyor. Hayır, şey açısından diyorum yani, gerçekten hani, tabii az çok biliyorsun. O bir hissiyattır ya, mesela ben atıyorum izlemeye başladım seni. Diyelim ki 100 abone var ve ulan hiç parası yok adamın, inşallah büyür dedim. Sonra atıyorum 100 bin oldu, ne kadar çok para kazanıyor deyip kaçmalar, azamalar, daha zor abone kazanmalar olmuyor mu? Yani çünkü kazandığın para net belli ya. Bir garip geldi bana sistem yani. Ya aslında öyle değil. Mesela yurt dışında Shroud diye bir yayıncı var abi. Hmm. Çok iyi oynuyor. Yani her oyunu inanılmaz iyi oynuyor. Herifin şu anda... Twitch'te en yüksek aboneye sahip. Hı. Galiba 90 bin aboneye falan ulaştı. 90 bin. Evet, hı. 90 bin aboneye ve her geçen gün artıyor. Hı hı. Yani herkes diyordur senin dediğin mantıkta. Ulan bu kadar abonesi var, niye abone olayım demiyor. Hı hı. Onun yerine gerçekten destek vermek istiyor. Çünkü inanılmaz iyi oynuyor adam. Yani ben seni bedava izleyebiliyorsam para niye vereyim? Yani bir Türkiye'de gerçekten zor bir alışkanlık bu. Evet, Türkiye'de yani zor. Mesela biz abone sayın kaç senimiz o 90? Sen de kaç benim abi? Benim şu anda 2200. Sen hemen hemen Türkiye'de en çok izlenen adamlardan birisin ya, ben değil maksimum mi? 4700'e kadar çıktım abonede. Hı hı. Zaten Türkiye'de onun daha üstüne çıkan bilmem 5000 vardır. 4700 oldun, geri mi düştün? 4700'den düştüm aynen. Tabii dönemsel düşmeler oluyor. Bir ara kampanya başlamıştı. 2,5 dolarda abonelik. O zamanlar. Çok güzel. Kampanya sen belirleyebiliyor musun? Ben belirleyemem. Twitch belirliyor. Yani Twitch belirliyor. Aynen. Gel kardeş, gel arkadaş. Gel kardeşim, sabit 2,5 diye kampanya yapıyoruz biz de. Ha, güzel. O zaman evet. Mesela o geri çıkmalar olabilir dediğim de o. Mesela senden çok daha iyi oynayan biri olursa tak diye sen abonelikten çekip ona geçebilirler mi? Ya o çok karma aslında. Hani iyi oynamak tabii bir şey. Bir klasman. Bunun yanında muhabbetin iyi olmalı. İçeriği iyi çıkartmalısın. İnsan iletişimin iyi olmalı. Ya ekran ışığı denilen bir şey var en basitinden. O iyi olmalı. O orada da var mı yani? Ekran ışığı her yerde var. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani herkes yayıncı olmak istiyor şu anda mesela. Sürekli bana mesajlar geliyor. Abi nasıl iyi yayıncı olurum? Yayınlara başladım, önerilerim vesaire. Ya tabii ki öneriler veriyorum. İyi gözlem yapın vesaire diyorum ama en başta tabii ki o yayıncı ışığı olmalı. Yani insanların sempatisini kazanmak. Nasıl televizyonda öyleyse dijitalde de öyle aslında. Peki abonelik dışında? Abonelik dışında bağış sistemi var. Aha. Bağış alabiliyoruz. Ayrıca sana bağışta evet. Bulunuyor biri mesela. Donate atabiliyor. Aha. Onun haricinde... O donate bir para birimi var mı orada, yoksa normal para mı atıyor sana? Aslında bir para birimi var. Ama o normal para aynı zamanda. Ha, aynen. Ha. Yani olay bu. Ha. Onun haricinde firmalardan sponsorluklar gelebiliyor. Ya yani X bir firması benim o yayınıma sponsor olabiliyor. Benim. Ve işte aslında bilgisayar çekilişi o X firması sayesinde de gerçekleşiyor çoğu zaman. Yani bilgisayarı ben veriyorum, benim markamda sen çekiliş yap diyor. Ve aynı zamanda o firmadan da bir ödeme alıyoruz tanıtım için, ürün tanıtım. Peki mesela Twitch seni kaybetmemeye çalışıyor mu? Yani sen bunu YouTube'da da yapabilirsin ya da işte bir yerde de yapabilirsin, Instagram'da yapabilirsin canlı yayın. Hani Twitch için çok değerli misiniz siz? Aslında şöyle, Twitch'in desteği oluyor tabii ki. Bazı promotionları bize öncelik tanıyor. İşte eski partnerlerine vesaire. Mesela Twitch Prime diye bir şey vardı. Twitch Prime promotion'ını yani reklamını ilk biz yaptık. Ve bunun için bir ödeme verdi Twitch bize. Ya bu tarz şeyler kampanyalarda vesaire bizi daha çok şey yapıyor. Ve bizim sözleşmelerimizde farklılık gösteriyor partnerler arasında. Bazısı bu 5 doların daha fazlasını alıyor. Bazısı daha azını alıyor daha gibi. Anladım. Sen de abi nedir? Yani yine abone. Ben de abone sayısı vesaire mi? Hı. 2000 olması lazım şu an. İyiymiş senin de. Ferit'ten geç başlayıp yakalamışsın. Bende şey efekti oldu zaten. O birden yükselme hani o
şeyde de TV'de geçici de vardır ya. Diyorsun, yok. Yani geçici mi orası artık bilmiyorum. Orası hiç çıktı mı 4000 lira falan, 3000 lira falan? 3400-3500 falan oldum yazın. Hı. Yazın işte okul, tatil vesaire, insanlar daha çok izleyebiliyor. Hepimizin artıyor abonesi ve geliri. Şu anda da 2000 vesaire sabit. Ama işte oradaki olay biraz da böyle... mesela ben niye para veriyordum'a gelince siplik diye de bir olay var bizim abonelerimiz arasında. Mesela abone oluyorlar, bir aylık abone, üç aylık olduğunda yanında simgesi değişiyor. Chatte beci değişiyor, rengi de geliyor falan filan. İşte bu 16 aylık olduğunda ya da işte 32 aylık olduğunda çok daha farklı oluyor. İnsanlarda da öyle bir ekstra bir abonelik şeyi de var, merakı da var. Ben de mesela sürekli sipliğim kaçmasın hani... harçlığım vardı mesela bir köşede. Hı hı. Benim yine de sipliğim kaçmasın Ferit'e 12 ay olacağım diye. Ben hatırlıyorum harçlığından kesip bu tarafı falan şey yaptığımı falan. Çünkü ayrım muhabbeti de var. Aile vesaire kavrama cidden böyle şey olarak hani böyle ya biz aileyi şöyle böyle falan filan kafasında değil de ciddi evinde otururken 1 saat 2 saat boyunca Ferit oyun oynarken orada 10 tane arkadaş edinip yani o asosyal ortamı sosyal ortama çevirip bir yerde arkadaş edin, dışarıda görüşüyorsun, buluşuyorsun, ediyorsun. Benim hep öyle ilerledim. Oradan bir sürü arkadaşların oluyor. Ferit aynen takipçilerinden yani. Aynen öyle. Mesela Ferit'le benim öyle oldu. Mesela evet. Çok anlamsız hani Ferit'in izleyicisiyim. Ben Kıbrıs'taydım o dönem. Dedim ki ben böyle böyle gelip orada bir fuara gelmek istiyorum. Sizle de tanışayım falan. Ferit dedi ki çık gel buyur hani şey yapalım, tanışalım, görüşelim. Davet etti, tanıştık. Oradan 10 kişiyle daha, oradan 10 kişiyle daha. Discord diye bir ayrı bir program da var. Sesli konuştuğumuz program. Orada da aynı şekilde. Mesela benim şu an Discord'da 75 bin falan aktif kullanıcı var. Hepsi her akşam girip sesli konuşuyor. Yani orada 70 bin tane sesli canlı konuşan adam var. Kimisi sinemaya gidiyor akşamında, kimisi çıkıyor bir şey yapıyor falan filan. Nasıl konuşuyor ya? Ne oluyor orada? Bildiğin canlı odalar var abi. Benim Discord'um mesela içeriği müzisyenler adı. Aha. Ama biraz o müzisyenlerden çıktı. Gitaristi de geldi, işte davulcusu da geldi, oyuncusu da geldi, YouTube izleyeni de veya işte beni tanıyan da geldi. Hiç tanımayan da var. Bazen odaya giriyorum, sen kimsin lan falan yapıyorlar adam. Yani buna girip odada konuşuyorlar. Evet, giriyorlar, sohbet ediyorlar, beraber film izliyorlar, bir şey yapıyorlar. Sonra oradaki arkadaşlık şeye dönüyor. Dışarı çıkalım, şuraya gidelim, buraya gidelim. Konuşanlar beraber nasıl film izliyor abi? Ben bunu anlamadım. Abi yani, aynı zamanda... Şimdi 100 kişi var içeride, bir oda var, mesela, 100 kişi var. Aynen. Onlar birbiriyle konuşuyorlar, aynı anda bir filme basıp ekran paylaşımı izliyorlar. Veriyor. Evet. Ekran paylaşımı mesela veriyor ha, orada. Aynen. Ya da aynı o ekrandan şey... isteyip bir anlamda konuşuyorlar. Tabii tabii, aynen öyle. Ha, o gibi, bu o FIFA'daki şey odası gibi. Ha aynen, ortak bağlandığın. Böyle bağlandığın, oha, aynen. Evet. Öyle bir ayrı bir program gibi düşün. Mesela Ferit'te daha çok oyuncular toplanıyor vesaire gibi ya da sohbet etmek isteyenler falan. Herkes... Şeyi merak ediyorum, bu, yani biraz bütün bu, dijital dünya ve açılımını hep konuşuyoruz burada. İnsanları daha asosyal bir yere götürüyor ve aslında evden çıkmadan bir sürü işini aslında para kazanmayı bile halledebileceğin bir dünyaya doğru gidiyoruz. Peki bunu normal, gerçek hayatta da dokunabildiğin, hani normal hayattaki görüşmeye çok dönüşüyor mu bu? Abi şöyle söyleyeyim, benim Discord'dan nişanlanan var mesela. Hani yani öyle bir yani görür görmez mi nişanlanan? Ya böyle yaptı? Konuşuyorlar, 6 ay geçiyor, 8 ay geçiyor. Demek ki dışarıda buluşuyorlar. Ondan sonra bize mesaj geliyor mesela, nişanımız var, gelir misiniz falan. Başka bir düğüne davet şahit. Tabii tabii. Böyle aboneler arasında tanışıyorlar ve evleniyorlar baya. Evet. Biz mesela Bossurf'le il gezmeleri dedik ya, dışarıda yayın açıyoruz falan. Mesela her ile gittiğimizde bir aile, hiç böyle şaşırıyoruz da. Hani çocuk izliyor okey, işte 18-19 yaşında ama babası diyor ki ben sizi çok seviyorum ya diyor, gelin bizde kalın diyor, geliyor çay ısmarlıyor, eve davet ediyor falan gibi, yani böyle biz de şaşırıyoruz, hala şaşırıyoruz yani aslında bir yerde. Çok iyiymiş. Peki Kübra, ailenin durumu ne? Biliyorlar mı senin bu tabii biliyorlar. Ve bundan mutlular mı? Yani şöyle, annem ilk ne oluyoruz dedi, anlamadı tabii ki tam olarak, o da bilmiyor tabii ki herkes gibi nasıl bir platform olduğunu. Canlı yayın deyince bir afalladı. Sonrasında işte oyun oynadığımı zaten biliyordu. Anlattım, izledi. Farkına vardıktan sonra her zamanki gibi destek oldu. Belki de şu an bu kadar da ilerlediysem onun sayesinde, o benim destek arkamda var diye. Çünkü gerçekten hep arkamda bir gücüm vardı. Ben de ilk başladığım zamanlarda bilmiyordum çok izleneceğim. Ben ilk tamamıyla eğlence amaçlı açmıştım yayını. Bir anda izlenmeye başladım. Donate'ler, monate'ler. Ya, burada bir şey var. Ben yayıncı olacağım artık. Öyle, ama ben en fazla 800 aboneye ulaştım. 800. Onlar kadar abonem yok. Yavaş yavaş ya. Orada kimi belli, daha az olan var. Oraya doğru geliyoruz. Burada bu sıralamayı bilerek mi yaptık ya? Böyle abone sayısı düşüyor. Abone sayısı düşüyor. Çok güzel. Peki normalde sen ne yapıyorsun? Ya ben liseden sonra hiç okumadım.
Foto modellik yaptım. Foto modellik yapıyordum zaten lisedeyken de. Ondan sonra foto modellikten sıkıldım. Foto modellik yaparken aynı zamanda Pilates eğitmenliği sertifika programlarına falan katıldım. Oradan sertifikamı aldım. Öyle normal personal trainerlık yapıyordum. Yayın açana kadar. Şey mevzusuna gelince benim de chatimden askerlik arkadaşlarını bulmuşlardı. Birbirlerini. Evet. Çok, evet ve çok şaşırmıştım. Chatten bir anda kendi kendilerine muhabbet ediyorlar. Şimdi chatle iletişim halinde oluyorsun ya, dedim siz ne konuşuyorsunuz? Hani bir de hızlı hızlı muhabbet ediyorlar da diğerlerinin söylediklerini kaçırıyorum. Dedim siz ne konuşuyorsunuz? Biz birbirimizi bulduk, askerlik arkadaşıydık falan diye muhabbet ediyorlar. Çok iyi. Şimdi orada siz yayın yaparken bir anda chat akıyor. Evet evet. Onlar bir anda kendi aralarında muhabbete girebiliyorlar. Tabii, ne tabii. Atabiliyorlar? Aslında bu Instagram tabii. Canlı yayını gibi akıyor. Sen yakalayabildiğin muhabbetle evet. Konuşuyorsun. Evet. Enteresan bir hızı varmış yani canlı yayın. Orada bütün lafları yakalaman lazım. İşine yarayan lafı yakalaman lazım. Aynen o öyle. O sistemi kurmak zormuş abi. Senin abi tenhadır. Sende bir telaş yok gibi. şaka yapıyorum valla. Ben bilmiyorum. Sen abi... Gidiyormuş. Yok yok. Şeyde, aileyle şeyi nasıl kurdun? Benim annem hiç anlamıyor. Hiç. Yani hiç anlamıyor. Başta yani annemin sorduğu bir şey vardı. Para kazanacak mısın diye. O kadar. O yani. Para getirecek mi? Ben dedim düzenli yaparsam getirir herhalde dedim yani. Benim şu an... Allah utandırmasın. 3 abonem var. Maşallah. Ama ya bu işte şey çok önemli abi. Düzenli yapmak çok önemli. O 3'ü unutmayacaksın ama. O 3 çok değerli biliyor musun?